Bayram Paşa geldi Eşref. Bayram Paşa mı geldi? Ah dedeciğim. Yine iş bulamadım diye çok kızacak bana. Bayram Paşa bana kızmasın. Ne olur kızmasın bana. Korkma be Eşref, şaka yaptım be oğlum. Sevdiğimden takılıyorum sana. Ne Bayram Paşası? Bayram Paşa öleli 100 sene olmuştur be oğlum. Bayram Paşa ölmedi. Yemen cephesinde savaşıyor benim dedem. Canım dedem. Bak. Bu da resmi. Canım dedeciğim. Eşref öyle safsın ki insan senin gibi birinin döner bıçağıyla 5 kişi kıtır kıtır kestiğine inanamıyor. Ben kimseye zarar vermem abi. Benimle alay ettiler. Üstüme geldiler. Paşa torunuyum ben. Öyle şeyleri kaldıramam. Eşref, Bayram Paşa geliyor. Eyvah. Beni sorarsa yok ya. Korkma be oğlum. Eğleniyorum ben seninle. Kimse görmedi. Ya Osman yapma ya. Demek böyle bir oyun kurdun ve Nebahat'a bütün gerçeği itiraf ettirdin ha? Nebahat itiraf ettikten sonra Safiye kızlar ellerine aldılar böyle oklavaları. Kadını düve düve mahalleden kovdular. Ya ağam ben senin suçsuz olduğunu vallahi biliydim ha. Geçmiş olsun. Sinan. Oğlum niye takmadın kapıya bunu? Ya Nuri Baba ya büyüklük sende kalsın. Gel affet şu Ali Kefal'i işe başlasın. Hadi öpsün elini hadi. Saçmalama oğlum ya. Bu kaçıncı parçaladığı araba Ergen'in? Kalk tak şunu kapıya hadi. Baba yapma gözünü seveyim ya. Hadi. Ulan Ali Kefal var ya sen de bir adam olmayacaksın biliyor musun ya? Vallahi billahi. Eyvah! Bayram Paşa polisleri peşime takmış. Buyur kardeşim, taksi mi lazımdı? Sıra bende. Yok, taksi için gelmedim ben. Ne için geldin peki? Bu yoksa kapıdaki iş ilanı için mi geldin? Baba görüyor musun? İlanı bir yapıştırdık. Hemen bir aday geldi yani. Buyur kardeşim hoş geldin. Otur bakalım şöyle. Gel, gel otur gel kardeşim. Bir konuşalım seninle. İş olursa iyi olur. Bayram Paşa çok sevinir çalışmama. Yeter ki iş olsun. Ya kardeşim tamam da sen şimdi bu çay demleyebiliyor musun? Tavşan kanı yaparım hem de. Yeter ki iş olsun. Ayrıca işte taksileri temizleyeceksin. Buraları sileceksin, süpüreceksin. Yapabilir misin? Siler, süpürür, gıbıs gıcır yaparım. Yeter ki iş olsun. Yatacak yerin var mı peki? Yok ama önemli değil. Gerekirse yatmam. Yeter ki iş olsun. Evet, sen yatarsın, burada durakta yatarsın. Tamam mı? Tamam, burada yatarım. Bayram Paşa çok sevinecek işe girdiğime. Yeter ki iş olsun. Ya yeter ki iş olsun da şimdi bu Bayram Paşa kim ya? Ha ya Bayram Paşa kapatılmadı mı ya? Osmanlı Paşasıdır. Dedemdir benim. Bakın. Bu paşaya bak. Allah Allah. Maşallah. Yani Allah uzun ömür versin. Bu en az 100-150 yaşında vardır. Baksana kardeşlik. Tamam tamam anladım. Yani Osmanlı Paşası senin deden. Tamam anlaşıldı. Hadi o zaman bir başla bakalım şu arabaları yıkayarak. Hadi. Kardeşim bak Fortun orada. Kova, fırça, deterjan hepsi orada. Arabaları bir güzel yıka bakayım hadi. Tamam onların hepsini bulur. Arabaları gıbız gıcır yaparım ben. Yeter ki iş olsun. Hadi bu. Ya çocuklar biz bu adamı işe aldık ama yani biraz yarım akıllı gibi geliyor ya. Kesin. Vallahi Nuri Baba ya. Akıllı biri gelip bizi bulmuyor. Nerede kıt zeka? Hop burada yani. Ya vallahi bu duraktaki en akıllı adam benim. Narin kız, sen bağ kızıysın da o durakta ben olmasam yaprak kıpırdamaz. Tabii canım, sensiz o durak işler mi hiç? Bak göreceksin, o Nuri Baba kapıma kadar gelecek, o kapının zilini çalacak. Yalvaracak, ayaklarıma kapanacak. Ali Şevval, ben ettim sen etme, ne olur durağa geri dön diyecek. Ama ben geri dönmeyeceğim. Dönme tabii kocacığım. İstanbul'un bütün işverenleri senin peşinden koşarlar. Yani dönüp ne yapacaksın?
Alay etme Narin, alay etme. Vallahi maaşıma iki kat zam isteyeceğim. Vermezse dönmeyeceğim. Havduraktan batar. Aa, batar tabii kocacığım. Hatta şimdiye kadar çoktan batmıştır. Narin kız, duyuyor musun? Zil çalıyor. Ama kapının değil, telefonun zili çalıyor. Efendim Seyit abicim. Vallahi tahmin ediyorum şöyle yaklaşık iki saat oldu işten ayrılalı ama Nuri Baba dayanamadı, beni işe geri çağırttırıyor değil mi? Öyle kolay değil bu işler. Kapıma kadar gelecek, yalvaracak bağ. Ali Kemal kurbanın olayım, ben ettim sen etme, işe geri dön diyecek. Anca öyle. Yok toprağım, ben onun için aramadım. Nuri ağam senin yerine başkasını işe aldı da onu haber vermek için aramıştım toprağım. Ha. Benim yerime başka birini işe almışlar da. Allah seni kahretmesin Ali Kemal. Daha iki saat geçmeden yerine başka birini buldular. Bu muydu senin vazgeçilmezliğin? Çekil. Bitti be bitti. Bakın size kimi getirdim. Oo, yeni çocuk hoş geldin lan. Günaydın. Oğlum sen deli misin, divane misin? Aa, daha bugün hastaneden çıktın, kalktın durağa geliyorsun. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var Nuri Baba? Yoksa kaza yaptım diye işten mi attınız beni? Bak 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 şimdi eşek sıpasına bak. Sözüm ona, eğleniyor benimle. Oğlum sen kaza geçirdin. Evde yatıp dinlenmen lazım. Bütün gün yat yat canım sıkıldı Nuri Baba. Eğer ki taksiye çıkmayı düşünürsen boşuna öyle şeyler düşünme, tamam mı? Seni bu halde taksiye maksiye çıkarttırmayız biz. Tamam Osman abi, korkma sıranı da alacak değilim. Bak ben öyle mi söyledim Allah aşkına ya? Şaka bir yana hepinize çok teşekkür ederim. Yani kaza olur olmaz geldiniz. Bir evladınız gibi başımdan bir an olsun ayrılmadınız. Sağ olun. He. Ayrıca teşekkür edeceksen bize değil, sana kan veren o güzel insana teşekkür et. Senin hayatını Asolo kurtardı. Sahi bana kim kan verdi Nuri Baba? İpek. İpek mi? Ha, doktor İpek. Hastaneye geldiğinde kovdun ya. Hatırladın mı? Nasıl olur ya? Abi şaka mı bu? İpek mi kan verdi bana? Evet. İpek vermiş. Hem de hiç bize söylemeden gizli gizli vermiş. Biz de verdiğini doktordan öğrendik. Hastaneye yattığından beri yanından ayrılmadı. Hatta bizim bu Arif bir ara kızı kovdu. Aşağıda bekledi, aşağıda. Arkadaş bana bak, bu kız gerçekten seviyor seni. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Nereye gidiyor bu yeni çocuk ya? Dedikodu yaparmış gibi olmasın ama... Yani bu herhalde kızdan gidip özür dileyecek ha. Merhaba, Habuduran yeni çaycısı sen mi oluyorsun? Evet benim. Kasetle gelen kasetle gider. Benim kasetimi çıkardılar, kariyerimi elimden aldılar. Yakında senin de kasetin çıkar, seni de kovarlar. Sen de kimsin ya? Ben Habuduran eski çaycısı Ali Çemel'im. Niye kovdular seni? Dedim ya, kasetimi çıkardılar. Bakayım hemşerim. Vallahi sen çok zeki bir adama benziyorsun ha. Vallahi on numara adamsın ha. Sen her yerde iş bulursun. Ama ben öyle miyim? Ben safın önde gideniyim. Habuduraktan başka hiçbir yerde iş bulamam. Kimse iş vermez, aç kalırım. Diyorum ki gel sen Habuduraktan ayrıl, ben gireyim tekrar işime. Olmaz. Bayrampaşa çok kızar sonra. Ne bayram be? Bayrampaşa dedem benim. Yemen cephesinde savaşıyor. Bak bu da resmi. Bu mu senin deden? Evet, benim dedem. Ya kardeşim sen benden akıllısın dedim, sen benden manyak çıktın ya. Ha bu Osmanlı paşasıdır, çoktan ölmüştür. Öyle deme, gelir ikimizi birden döver. Bayrampaşa'dan çok korkarım ben. Hayatta bir tek Bayrampaşa'dan korkarım. Bakalım yeni çaycımız nasıl çay yapmış. Buyurun buyurun. Bak çocuğum, ben şeker hastasıyım, şeker yiyemem. Bir daha bana şeker getir, olur mu ya? Hadi. Aman Eşref, canım Eşref, eşek Eşref. Bu ne lan? Bu nasıl çay böyle? İmamın abdest suyu gibi. Hayret bir şey ya. Ya Eşref, sen buna çay koyduğundan emin misin abi? Ya hakikaten ya, biz çay istedik. Herif bize sıcak su getirdi ha. Arkadaş bunun çayını biz kendimiz mi atacağız? Şimdi bu...
Kendin demle, kendin iç mi yani? Ne? Ulan bunun tadı da bir acayip ya. Al şuna, bana bakın arkadaşlar. Bundan sonra biz çayımızı dışarıdan söyleyelim ya. Üstüme gelmeyin, çok kötü olur ha. Ne diyorsun lan sen? Oğlum adamın üstüne varmayın o kadar ya. Daha bu dükkanda ilk çay demle işi. Baba inşallah bu da son olur yani ha. Tamam. Gel oğlum buraya, gel buraya. Yarısı bir yapayım, hadi. Hani bir laf vardır ya, gelen gideni aratır diye, biz herhalde Ali Kefal'i arayacağız baba, ne dersin? Oğlum, demli demli, tarzan kanı çaylar bunlar. Çocuğum ben sana ne dedim? Ben şeker hastasıyım dedim. Şeker istemem, yiyemem, tamam mı? Hadi. Getir bakayım. Heh, ulan biraz çaya benzemiş ha. Ey, fena değil. Ha evet, biraz rengi güzel. Bir de tadına bakalım. Gönlüm bulandı böyle ha. Sevgili seyirciler, İstanbul polisi tedavi gördüğü akıl hastanesinden kaçan seri katilin peşinde. Oy, ha bu adam Nuri Baba'nın benim yerime aldığı adamdır da. Seri katil Eşref Alyanak 5 kişiyi öldürdüğü için tutuklanmıştı. Uyan babalık, uyan. Ne oluyor ya? Aa, bizi bağlamıştı. Kim bağladı bizi be? Ben bağladım. Boşuna çabalamayın, çözemezsiniz. Kördüğünü yaptım sizi. Abi ne oluyor ya? Nedir yani? Ya uyuyakalmışız. Ya arkadaş çözsene bizi ya. Ya Eşref, niye bağladın evladım bizi? Siz benimle alay ettiniz. Gururumla oynadınız. Ben asil bir insanım. Soyum paşalara dayanır. Kimse benimle alay edemez. Biz seninle kaytan geçmedik ki, hiç geçmedik yani, değil mi kardeş? Ya bir dakika, biz seninle alay etmedik, biz şaka yaptık, şaka. Sen gerçek mi sandın yoksa Eşref? Şakaydı, şaka. Bana şaka yapmayacaksınız. Daha önce bana şaka yaptıkları için 5 kişiyi kestim ben. Aha bu. 5 kişi mi? Sinan, niçin adamlar şaka yaptın, kötü söz söyledin? Ben şimdi bizi kesecek. Bizi kesme çocuğum, kesme. Bunu kes. O senden şaka yaptı, kes bunu hadi. Ya gerçekten onu kes, bizim sevenimiz var ya. Hem onun seveni yoktur. Yok. Ne biçim konuşuyorsunuz ya? Yalan söylüyorlar kardeş. Beni herkes çok sever, çok takdir eder. Ben toplumun beğendiği, sevdiği çok önemli bir şahsiyetim. Ben de şeytan tüyü var Eşref. Aman Eşref. Etme Eşref, eyleme Eşref. Kesme bizi Eşref. Kanka içeri bak. Oha ne oluyor orada ya? Sence ne olabilir kanka? Baksana adam Sinan amcaları rehin almış. Allah. Ya elinde de hayvan gibi de bıçak var ha. Ne yapacağız biz şimdi ya? Bence polisi arayalım kanka. Tamam sen polisi ara, ben de annemleri arayayım. Tamam. Hadi. Komiserim. Eşref, oğlum etrafın sarıldı. Teslim ol. Bak, polis etrafımızı çevirmiş. Yani bizi kessen, bize bir zarar versen bile ellerinden kurtulamazsın polislerin, ona göre. Toprağım bak, gel yol yakınken vazgeç. Söz veririm sana, vallahi billahi şikayet etmeyeceksiniz. Yemin içerim ben. Zaten şikayet edemeyeceksiniz ki. Hepinizi teker teker keseceğim. Önce seni keseceğim, sonra seni, daha sonra seni, sonra da sizi keseceğim. Abi biz nasıl bir psikopata çattık ya? Kesecekmiş bizi. Tutturmuş keseceğim diye manyak mıydın? Abi bizimkiler de geldi baba. Zeyno, Merve. Merve de gelmiş. Hanımlar sakin olun, hepsini kurtaracağız. Pardon, açılın. Pardon hanımefendi, çekilin. Aa, bu kim be ya? Çekilir misiniz? Bu ne kılık kale? Sen de kimsin be adam? Nereden çıktın? Tiyatrodan mı geliyorsun? Bu kılık ne? Bir dakika komiserim.
Bir dakika. Tek bir soru alayım. Hatta bir şey söyleyeceğim. Hayat memat meselesi sizinle konuşmamız lazım. Öncelikle bakın. Şimdi ben içeri geleceğim. Bayram Paşa olacağım. Yani onun dedesi olacağım. Ondan sonra onu bir güzel yakalayacağım. Bıçağımı çalıp siz de arkadan gelip yüttüklerim. Oho, buyurun Paşa Hazretleri, buyurun. Buyurun. Eşref! Abi! Terbiyesiz, beni tanımadın mı? Ben deden Bayram Paşa. Bayram Paşa dedeciğim. Öpeyim dedeciğim. Torununla gurur duy dedeciğim. Burada işe girdim, çalışıyorum. Aferin Eşref. Ne oluyor burada evladım? Niye bağladın bu adamları? Bunlar bana hakaret ettiler. Onurumu kırdılar dedeciğim. Vay terbiyesizler. Hangisi onurunu kırdı? Ha? Bu mu kırdı? Yoksa bu mu? Donuyor ya. Yok yok. Bunlardır. Oh. Yok bence ha bu terbiyesizdi. Çünkü tipinden belli. Baksana terbiyesiz. Ya paşa ne yapıyorsun kendine? Paşa. Tursun. Aferin Eşref. Aferin torunum. Abu. Ali Kemal. Ali Kemal kim ya? Ya şey işte Ali Kemal, senden önce burada çalışan çaycı, onu kovduk tamam mı? Onun yerine seni işe aldık, yani biz sana bir güzellik yaptık. Sen de bir güzellik yap da şu ellerimizi çöz yeter ya. Olmaz, keseceğim sizi. Keseyim mi dedeciğim? Olmaz, kesme. Ben onların cezasını veririm. Dayak atarım ben onlara. Değil mi? Evet, evet. Bize cezamızı paşa versin, bizi dövsün. Ver dede, ver. Kerataya bak. Demek sen Bayram Paşa'nın cezasını çok seviyorsun ha? Bana bak. Elleme dövsün dövsün. Paşa dede. Paşa Hazretleri, ne olur bizi bu durumdan kurtarın. Kurtarayım değil mi? Bir ben kurtarırım evet. Ama bir şartım var. Neymiş o şart? Hani burada Ali Kemal diye bir çaycı çalışıyordu ya, onu işten kovdunuz. Onu tekrar işe alacaksınız. Olmaz. Buranın çaycısı benim dedeciğim. Hey! Sen asil bir aileden geliyorsun. Sen çaycılık yapamazsın. Seni terfi ettiriyorum. Genel müdür oldun. Sağ ol paşa dedeciğim. Kabul mu? Tamam. Bir de Ali Kemal'in maaşının 2 katı fazlasını vereceksiniz. Zam yapacaksınız. Hayatta olmaz. Olmaz mı? Eşref, hangisinden başlamak istiyorsan başla. Kes. Bundan başlayayım mı dedeciğim? Abi psikopat. Niye benden başlıyorsun ya? Bundan başla. Seyit daha müsait kesilmeye. Niye ağam ya? Ben koyun muyum? Allah Allah. Ya ağam, Nuri ağam, kurban olayım. Bu saygıdeğer paşamızın isteklerini kabul et. Tamam peki, kabul. Eşref, senin gibi asil bir ailenin torunu bıçakla oynamaya utanmıyorum ha? Yürü, seni terbiyesiz. Yürü, çık dışarı. Çık, çık. Al onu bakalım, al onu. Al onu. Gülüm! 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 Aşkım! Ellerimi çözsün, kurtar beni Gülüm! Benim sağ olasın. Nurim, iyi misin? İyiyim yavrum, iyiyim. Çok korktum. Tamam, fazla sunuluk yap. Hadi. Nuri babacığım, nasıl oynadım gördün mü? Ben tiyatrocuyum ya, o açıdan oynuyorum. Neyse, sözünde durup 2 katı maaşıma zam yapıyorsun değil mi? yapacağım tabii de. Biliyorsun bir kaza yaptım. 7.000 lira para ödemen lazım. İşte o parayı yaptığım zamdan keseceğim, ne yapayım? Ya Nuri babacığım, kaşıkla veriyorsun, kepçeyle alıyorsun.